Good morning everyone and welcome to E3 2012. Oyun Efendi gururla sunar. E3 2012. Biz yapıyoruz. Evet. Bizzat biz organize çok ediyoruz. Ta 94'ten beri. Electronic tabii Entertainment ki. Expo. Dünyanın en büyük en büyük. En azından en yüksek profilli oyun fuarı diyebiliriz. Gerçi galiba Gamescom daha büyük kişi sayısı olarak. Yani. Her neyse bana bilmem. Silvio ve Mustafa eşlik ediyor yine. Nasılsınız? Merhabalar. Valla iyi. Merhaba. İşte E3 yine öyle yani. Bu korkunç geçtiğimiz iki günden dolayı başınız dönüyor mu biraz stream izlemekten? Yani herhalde bayağı 24 saat falan bir şey izlemişimdir şu iki gün içinde yani. Sabah 6'lara kadar oturdum. Ya ilk gün rahat 10 saat izleniyordu zaten yani. Çok rahat canım. Aniden ilk güne 4 tane konferans. Abi Mustafa sen nasıl buldun? Çok yoğun geçti mi stream hayatın? Yani evet. Peki. Ya kısa benim sıkıntım şeydi, yemek vaktine geliyordu. Amcamlarda yemek yiyorum. Adama da anlatamıyorum yani ne yaptığımı. Ya diyorum amca, bir şey var izlemem gerekiyor. İzlersin işte bu saatte. Anlamıyorum. İki kere yemek kaçırdım bak. İyiymiş bayağı. Ben valla direkt konferans falan diyorum. Bir şey sormuyorlar ondan sonra. Hani konferans deyince sanki hani TED izliyorum falan gibi oluyor. Yemeği konferans, alıp geliyordum direkt. Yani. Konferansın ne olduğunu bilmez onlar ya. Şeyle evet. Başlayacağız. Lineer gideceğiz biraz konferans sırasına göre. Ama hani sitemize daha hani sizi ilgilendiren kısımları koyacağız. Direkt. Yani Microsoft, Sony vesaire. Sonra daha ayrıntılı isteyenler için Electronic Arts, Ubisoft. Ayrıca Apple konuşmuş olacak. Şeylerimiz olacak, kayıtlarımız olacak. Evet, Microsoft. Microsoft, aynen öyle, Microsoft. Microsoft. En çok Microsoft seven kim aramızda? En çok ben olabilirim çünkü ben Nintendo'dan daha çok sevdim en azından. Evet, gerçekten hepimiz. Öyle olarak. Genel olarak mı diyorsun konferans olarak? Yani ikinci en azından konsol şirketleri açısından. Dalga geçiyorsun, hakikaten mi? Bence Nintendo'dan daha iyiydi. Hay Allah yani, açıkçası. Yani durun bakalım. Daha en azından sunum olarak daha iyiydi yani. O zaman önce şeyle başladı. 2 senedir Call of Duty ile başlıyorlardı. Bu sene tabii ki Halo ile başladılar. 4 ile. Bilmiyorum ben çok Halo'cu biri olmadığım için yani bir şey hissetmedim ama Halo sevenler bayağı iyi diyorlar. Bilmiyorum Mustafa mesela. Ya Halo'yu bir kenara bırak güzel yani güzel bir oyun gibi gözüküyor bence. Benim ilgimi çekmiyor. Çok akıcı gözüküyordu bilmiyorum. Benim o dikkatimi çekti. Ya doğru. Ya en azından yeni bir stüdyo ve iyi gözüken bir oyun. En çok ondan korkuluyordu. Benim hiç ilgimi çekmedi ya ki hani Halo'ya en azından biraz merakım vardı hiç oynamamış olsam da. Yani en başındaki şey çok kötüydü bu arada. O live action. Yani hani body'den halliceydi gerçekten. Hani. Bu arada ben onu beğendim. Ya yapma Allah. Yani efektler olsun, oyunculuk olsun vesaire ve alakasız da hani oyun içine geçişi. O kadar yumuşak geçmediğini düşünüyorum. Sırf sunumdan bahsedersek. Tahminim şey değildir herhalde ya. Yani oyunun içinde live action şeyler olacağını sanmıyorum. Bu ilk sunum falan diye. Yok belki. Canım. Ya heveslenmiş şey de olabilirler. Çünkü bilmiyorum o franchise. Biraz öyle gibi gözüküyordu. Yani demonun içinde geçiş yapıyordu ya böyle belirgin evet. Olmayan bir işte live action'dan oyuna bir geçiş vardı. Aha. İnsanlar en çok şeyi sevindiler. Kavının dışında bir ırk gördüğüne sevindiler ama dediğim gibi ben pek heyecanlanmıyorum. Ama silahları bayağı iyiydi. Silah güzel gözüküyordu ama işte çok hani iyiydi. Bilmeyen bir adam için hani mesela Covenant olmaması hani yani Silvio senle ben için bir şey yani çok ifade etmiyor ya. İfade et ama yani. Bir de orman gördük yani hani FPS olduk. O yüzden hani bir şey deme hakkında da değilim galiba. Hakikaten seri değilim. 3'te vardı çünkü. Orman ya. 3'ün sonlarında falan galiba. Öyle mi? Ya işte 3 bayağı ormandı canım ben o bitirdim 3'ü. Aynen hatırlıyorum. Mustafa'nın yanındaydım ben o bitirirken. Ha değil mi? Doğru. Aynen. Neyse. Kolektif oyunu. Mustafa'cığım yani. Okey diyorsa okeydir o zaman. Halo bilmiyorum evet o. Sen iyi diyorsun doğru. Ya en azından yeni bir yani. Firma ve düzgün gözüküyor yani. Ya Halo yani ne olabilir ki? Öyle. Orası öyle. Böyle şey mavi ekranım ben şu anda. Hiç Halo 4 ile ilgili hiçbir yani, şey yok ya. Şey, ondan sonra şey çıktı. Aha bir dakika. Splinter Cell Blacklight gördük. Blacklist özür dilerim. Blacklist gördük. Conviction'ı seven büyük ihtimal dünyadaki tek insan olarak beni biraz heyecanlandırdı açıkçası.
Ben de yani şeye dönüşmüş. Dans gibi olmuş oyun yani. Evet, çok müthiş ritmik bir şey. Ya stealth, ya bayağı şey olmuş. Bayağı basit bir stealth olmuş yine artık. Hani Conviction şeyinden gidecek anladığımız kadarıyla. Yani Conviction'dan daha da basit olacak belli ki. Öyle stealth mi diyorsun? Olayı. Ya ha, öyle gözüktü bana. Adam zaten yani ya o en Unreal başta gibi diye. Evet, aynen aynen. Ama 6 olduğu için belki. Bilmiyorum. 6 kişiyi resmen 6 kişiyi falan tek tuşla öldürdü yani. Öyle ha söyleyeyim. O acaba tek tuş muydu? Arada herif şey olarak yani pozisyonunu falan kendi mi değiştirdi, oyun mu değiştirdi? Ben ondan çok şüpheliyim. Galiba oyun idare etti herifi orada bayağı. Oyun idare etti. Tabii canım, canım o kadar belli. Düzgün bir şekilde kendi belli idare yani. Edemez. Değil mi? Değil bayağı yani? Mark and Execute Team Park'ı gibi olmuş yani. Galiba öyle bir şey çıkacak. Şey değişti. Yani. Seslendiricisi değişti. Michael Ironside evet, değil. Çünkü Conviction'da adam bayağı sarhoştu aslında. Öyle. Ya ondan değil aslında. Allah. Şeyden diyorlar ya. Sarhoş da yani. Şeyden diyorlar. Bu sefer tamamen performans olarak kaydediyorlar Sam Fisher'ı. E tabii Michael Ironside 60-65 yaşında olduğu için. Evet. Ve o fiziğe sahip olmadığından dolayı. Bayağı şey var zaten. Ubisoft bir tane video yayınladı. Michael Ironside var videonun içinde. Beraber çalışıyoruz karakter üstüne falan diyor mesela. Evet, onların ilişkisini pek şey yapamıyorum. Çünkü Conviction zamanında Michael Ironside şey falan diyordu. Ya hani çok sıkıcı bir karakter açıkçası falan hani böyle. Zaten yine dedi onu. Bana geldi karakter dedi. Ben şey dedim yani dümdüz bir şey bu. O karakter değil. Yani ve Ubisoft'un videosu yani. Adam böyle diyor. Dümdüz bir şey dedim. Bari beraber üstünde çalışalım. Öyle biraz değiştirdik falan diyor. Ben onu diyor sanki ilk Splinter Cell'den bahsediyor gibi anladım orada. O olabilir. Olabilir. Ha. Olabilir. Şey bir de bu hani ne derler? Hani performans motion capture olduğu için aktörü değiştiriyor. Infamous 2 için de aynı şeyi söylemişlerdi. Hani evet, bayağı iyi bir sonuçtu Infamous 2. Yani ana karakterin şeyi açısından. Hani bütünlüğü ya açısından. İnandırıcılığı ama açısından. Infamous 1 aynen vardı öyle ondan önce. Splinter Cell 5 6 tane yani oyun falan var yani. Aynen öyle. Evet. Ve adamın sesi de bayağı farklı Michael evet, Ironside'dan. Evet. Hani çok şu öyle korkutucu değil yani. Aynen, Michael Ironside bayağı tırsıyordun konuşurken hani. Naber dediği zaman bile hani oluyordun böyle. Öyle öyle. Serinin fanları biraz kızdı hani. Ben o kadar tepki gösteremedim ama garip geldi hakikaten biraz. Ya şeye benziyor. Conviction'da bir tane full aksiyon Irak bölümü vardı. Evet. Evet. Aynısı yani. Aynısı. Böyle bir şey. Ondan sonra Ondan sonra çok merak ettiğim EA vardı galiba. EA vardı. Madden ve FIFA 13 gördüm. FIFA. Aynen. Madden'ın ben çok önce bir herhalde televizyon reklamı yapacaklarını öyle bir şey gösterdiler işte hani. Evet. Muhtemelen öyledir. Futbol hani ne demek? Hani psikolojik olarak ne demek bir oyuncu için gibi güzel bir sekans vardı. Ondan sonra yeni Madden'ı gösterdiler. Anladığım kadarıyla olayı şey hani biraz daha Euphoria gibi bir şey sistemleri var artık. Evet. FIFA'da vardı. Onu NFL'e taşımışlar. Evet. Çok şey gibi gözükmedi ama hani Max yani Rockstar'ın kullandığı kadar müthiş yok bir şey gibi gözükmedi bana. Değil. Ya zaten bahsediyorsunuz. Madden. NFL'in hayır şeyinden. Euphoria. Euphoria şey fizik ya motoru. Şeyin motoru. Hani Force Unleashed GTA 4'teki ha, var ya animasyon Rockstar motoru. Rockstar'ın kullandığı özelliği ne? Şey işte Euphoria Rockstar'ın kullandığı şey animasyon sistemi. Fizik şey üretiyor. Real time üretebiliyor fizik işte adamın ne derler karakterin çevreye tepkisine göre falan falan. Neyse. Ya, FIFA 12 oynasan anlarsın ya. Herkes birbirine giriyor durmadan. Neyse önemli değil. Sonra FIFA'yı gördük. Kinect, Kinect'le daha iyi. Splinter Cell'de falan da vardı Kinect de yani. Ya bu komut gereksiz olayı şeyler. Sony kamerası yapmıyor mu ya bu? Abi herhangi bir mikrofon niye yapabiliyor aslında. Yani niye bu kadar abartılıyor anlamadım. Anlamadım ki. Çok şey mi yani? Üstün bir mikrofon falan mı? Hiçbir fikrim. Ben abi, onun mikrofon yo, olduğunu bile değil, bilmiyordum yani. Yani daha doğrusu hani bu kadar şey yapabildiğini bilmiyordum. Daha koltuktan alacağını falan. He yapmışlar bir şekilde. Ondan sonra şey geldi galiba, Gears of War Judgment. Ona daha bayağı var. Arada Nike öyle var, mi, South Park var. Lütfen. Nike. Öyle mi? Evet. Aynen. Şey var, Kinect Training, Nike. Bunları geçebiliriz. Bizi pek ilgilendirmiyor. Yani ben şişman olduğum için yani beni ilgilendiriyor ama hani ya gereksiz gereksiz şeyler. Ya yine yani bir fitness, evet, sadece zaman öldürdüler. Yeter yani. Çok uzattılar yani. En azından geçen seneye göre daha az Kinect vardı. Öyle çocuklar falan görmedik ama. Evet. Ya çirkin değildi. Ben o yüzden sevdim yani. Evet. Abidik gubidik şeyler yoktu. Ama çok gülecek bir şey de yoktu. Bu sefer sıkıcıydı direkt. Öbürlerinde en azından çocuklarla yani falan dalga geçiyorduk.
Çocuklarla dalga geçiyorduk. Kötü kalpli. Yani. Öyle canım. Zaten ya bilmiyorum. Neyse. Şey, South Park'ı gördük. Obsidian'ın yaptığı, evet, South Park RPG'sini. Matt Stone'da Trey Parker çıktı. Onun en güzeli zaten adamın girişiydi ya. Hı hı. Şey yaptı ya. İşte notebook'unuzdan şuna bağlanıyorsunuz, oradan buraya bağlanıyorsunuz. Espri yaptı. Neyse, anladım. Sıçtın, içine sıçtın espriler. Neydi tam hatırlayamadım da o yüzden. Ben de hatırlamıyorum. Ama oyun şey ya, bayağı South Park dizisinin stili. Bayağı iyi canım. Ve yani belli ki şey gibi olacak herhalde. Bu Final Fantasy 1, 2, 3'teki dövüş sistemini falan kullanacak galiba, belli ki. Galiba. Yok ama canım. O şey görüntülerle mi? Yani. Bayağı RPG işte. Sıra tabanlı mı ki? Galiba tabii sıra tabanlı, evet. Yani yayınlanan resimlerde hiçbir arayüz yoktu ama öyle bir sürü resim yayınladılar. Muhtemelen öyle olacak yani. Allah. Ama daha bilmiyoruz. Belki Chrono Trigger gibi olur. Hani işte bence inşallah olmaz ya. Yani. İnşallah olur diyecektim ben de. Aa, niye öyle diyorsun hakikaten? Güzel olur bence yani. Bence çok güzel olur. Bayağı iyi olur. Sen sevmiyor musun eski tarz RPG'leri? Yok, ben sıra tabanlı sevmiyorum. Aa. Direkt olur. Ben de öyle olmasını isterim açıkçası. Ama yani. Çünkü bir bakıma şöyle çok uygun sanatı falan, görsel olarak acayip uygun bir şeyi var. Ona bence bayağı komik şeyler olur yani. Öyle. Acaba bu oyun geleneksel sistemleriyle ilgili ne kadar espri olacak falan direkt, yoksa dizi gibi mi gidecek senaryosu? Ben onu merak ediyorum. Ya senaryoyu bu sefer şeyler, yaratıcıları yazıyor. Diğer oyunlarda öyle değildi. Evet evet, doğru. İlk defa onlar yazıyor. O yüzden senaryoda muhtemelen bayağı iyi olur yani. Bayağı iyi dediğim komik olur yani. Ya tabii canım, kötü işleri yok henüz zaten. Şeyi gördük, Dance Central 3. Evet, en çok sevdiğim sanatçı çıktı. Usher. Aa, Usher çıktı değil mi? Doğru. Bayılıyorum. 3 senede 3 defa Dance Central gördük. Yeter. İnşallah seneye 4'ü görmeyiz yani. Dance Central ve Just Dance manyak gibi satıyor ama, değil mi buna rağmen yani? Satıyor canım. Tabii. Buna rağmen dediğin, satıyorlar zaten. Ya biz sıkılıyoruz ediyoruz da hani millet seviniyor bunları tabii görmüş canım. Herhalde. Seviniyorlar mı bilmiyorum ama yani Usher ya. Var ya, hayranları var yani. Tabii ki var. Tabii ki var. Gerçi Usher ya, fanı olan var garip bir şekilde. Usher bayağı o bizim hani yaptığımız Dance Central 3 şey için bayağı 24 saattir falan hazırlanıyormuş böyle. Öyleymiş. Bir önceki öyleymiş. Sabah gelmiş oraya bilmem ne falan. Aynen. Bayağı takdir etmişler. Canım, öyle şey değil yani, salak celebrity geliyor. Evet ben çok oyun oynarım deyip gidiyor falan gibi değilmiş. Evet çalışmış, öyleymiş. Evet. Hareketleri de beraber yapıyorlarmış zaten. Evet evet. Hoş yani. Büyük anons. İşte Usher Dance Central 3'teki hareketleri tasarlıyor. Neyse. Yani neyse. Bir şey diyecek yok Dance Central'da. Çok garip birkaç şeyimiz var. Racketeer gördük. Kinect oyunu. Değil mi? Doğru biliyorum. Angry Birds'ün şeylisi. First person, orta third çağ. Person. O güzeldi orta ya. Çağ. Güzeldi o. O hoş gözüküyor, evet. Zaten yani, 60 dolar oyun değil bildiğim kadarıyla o yani. Tabii canım. Summer of Arcade olması lazım. Summer of Arcade'den, doğru. Aynen, yazın. Bir tane şey gördük. Loco Cycle diye bir şey gördük ama sırf teaser. Ve anlamadım Twisted ben. Pixel'ın. Gunslinger, Explosion Man'den falan anlıyorsunuzdur belki. Yani bilmiyorum, görsel olarak Tron'a benzer tatlı bir şeydi ama tabii ki oyun hakkında hiçbir şey. Evet, sırf teaser'dı yani. Evet. Sonra hakkında bir şey bilmediğimiz Ascend vardı. Kötü gözüküyordu bayağı. Evet. Ascend'in esprisi ne? Niye oyunu gördük? Firması mı ünlüydü onun da? Toy Soldiers'ı yapmışlardı önce. Tower Defense oyunu. Şey, plastik askerlerle bizim küçüklüğümüzde meşhur olan. Ha. Onunla bir Tower Defense oyunu yapmışlardı. İki tane. O ikisi de tutmuştu. Biraz şey gibi. Iron Brigade gibiydi. Hı hı. Adı neydi ya? Diğer adı. Trenched. Ha. Onun gibiydi. Hafif bayağı tutmuştu. Bir de Gore Verbinski'nin Matter diye bir, evet. Onda sadece oyunu ismini gördük. Başka hiçbir şey yoktu galiba. Aynen. Gore Verbinski de Pirates of the Caribbean'ın falan yönetmeni. Evet, ben hiç anlamıyorum açıkçası yönetmenleri ve senaristleri oyunlara dahil etmenin şeyini. Daha hiç hayırlı bir şey çıkmadı o işten yani. Ben aslında çok iyi bir şey olabileceğini düşünüyorum ama daha olmadı. Ya en iyisi Medal of Honor işte. Steven Spielberg'le beraber yapıldı ilk Medal of Honor. Görüyorsunuz yani. Şu an belki de bu tactical shooter değil de böyle askeri şeylerin
en büyük öncüsü yani. Medal of Honor. İlk mi diyorsun değil mi stealth olanı? Tabii tabii. Dreamworks'le beraber yaptılar 97 falan. Ha. Bir tek o işe yaradı. Onun dışında hakikaten yok yani. Evet ve şeyden değil, Benicio del Toro diyorum. Evet, Guillermo del Toro'nun da hani bir Insanity diye oyunu var ama hani 6 senedir var sadece. Insanity değil, Insane. Insane, özür dilerim. 6 sene değil, 2 sene önce duyurdular yani. Ya bana öyle geldi en azından. Ve 2013'ten önce çıkmayacağını söylediler zaten. Ama yani hani daha hala elle tutulur bir şey değil. Beni o çok yani heyecanlandırmıştı. O yalan yüzden olmuştur canım ya. Yok şey olmadı söylediler. Ya THQ inatla olmadı. Söylüyor vallahi yapacağız evet. diye. O yüzden THQ bayağı küçüldü ya. Aha. Küçülttüler falan. Ama ona özellikle onun yapımına devam edildiğini söylediler ki hı. bence iyi oldu. Çünkü bayağı karambole gidebilecek bir projeydi söylemeseler yani. Evet evet doğru. Herkes zaten iptal herhalde diyordu THQ tekrar. Evet, yok vallahi aynen. değil diyene kadar. Gördük. Tomb Raider. Yeni Tomb Raider. Evet. Yani geçen sene de gösterdiler. Tamam çok güzel. Ben bayağı iyi buldum. Hı hı. Ama Microsoft üzerinden bakarsak yani bir şey diyemeyeceğim. Üçüncü parti oyunları bunlar yani. Evet. İlk DLC tamam Microsoft'a geliyor da konferansa bir katkısı olmadı bence. Olmuyor yani üçüncü parti oyunları. Hiçbir anlamı yok. Aynen öyle. Hani sadece şey oluyor. Ne anlıyoruz? Büyük ihtimalle o konsola özel DLC'si çıkacak. Öyle. O da zaten Sony iyi yaptı bu sene onu ama onu zamanı geldiğinde konuşuruz. Evet, aynen. Yani neyse Tomb Raider gördük ve evet Uncharted'a benziyor hakikaten hani. Bayağı benziyor yani. Tomb Raider'dan bayağı değişikti de en azından açık dünyada daha belli olur Tomb Raider havası. Evet, evet. Ve zaten hani isterse Uncharted'a piksel piksel benzesin. O güzel bir formül bence. Yani, aynen. Ben çok beğendim açıkçası. Ben de gayet bayağı beğendim. Sonra şey var, GTTV'de bayağı survival kısmını gösterdiler. Ormanda ilerliyor, yemek yapıyor falan. Orası çok onlar da ya. İyiydi bayağı. Güzel. Survival demişken tabii ki Resident evet. Evil 6 var. Aynen. Gerçi gülüyoruz ama biraz da yani horror değil ama survival hala var gibi hala böyle. Var canım. Ya şöyle Resident Evil 4 evet çok iyi. Resident Evil 5'i ben Ömer'le oynadım. Aha. Deli gibi eğlendim yani. 6'yı da bir o kadar çok bekliyorum. Ben de bayağı bekliyorum. Yani süper bir oyun olacak diyemem. Bence çok iyi gözüküyor ama ben çok eğleneceğim oynarken. Ondan eminim. Ben de bayağı çok iyi olmasa bile oyun. Aynen. Bir şey gördük. Leon Kennedy bölümlerinden birini gördük. Hı-hı. Bayağı aksiyondu. Normalde biraz bayağı. Daha gerilimliymiş Leon bölümleri galiba ama bir sürü yeni hareket gördük. Yani yerde yatıp oradan atış edebiliyor. Hani Max Payne 2-3 falan gibi. Çok şey akıcı bir şekilde koşabiliyor. Zombilerin arasından hani onları itip geçebiliyor evet. falan. Süper alabiliyor her yerde. Süper alabiliyor evet. yani, en büyük yenilik herhalde. Aynen yani. Koşarken zaten atış edebiliyor artık. Allah'tan. Şeyler iyi ya. Takedown gibi yumrukla daha seri hareketler vardı ya. Evet evet. 5'te olacaktı onlar o sözde. Iyiydi. Alakasızdı yani. Şimdi evet, yavaştan kötüydü. Getirdiler. Şeyler de gösterildi sonra. Chris bölümleri ayrı ama konferanstan. Ah ben kaçırdım onları. Chris falan. Neyse konferans hakkında konuşuruz. Geçelim. Ama Resident Evil 6 iyi gözüküyor. evet. Bence. En azından bekleyemiyorum yani. Sonra ne iyi gözükmüyor biliyor musun Silvio? Black Ops 2 iyi gözükmüyor. Bence de iyi gözüküyor ya. Sıkıcı bir demoydu ama. Şöyle söyleyeyim. Demo kötü evet. Demo kötüydü ama Strike Force sunumunu izledim ileride. Gayet güzel. Benim açıkçası ilk defa bir Call of Duty'yi bekliyorum yani. Yok be sen şeyleri de severek beklemiştin aslında Modern Warfare'ı. Senin bir yumuşak yanın var o seriye karşı. Ya var ama bu sefer yani hep şey oluyordu böyle. Bir ay kala falan merak ediyordum. Anladın mı? Yani umurumda değil çünkü ne alacağımız belli. Bu sefer ne alacağımız belli aşağı yukarı ama ne bileyim böyle oyunun farklı sonları olacak, işte seçenekler olacak falan. Call of Duty'de biraz böyle değişik şeyler geliyor. O yüzden merak ediyorum. Sonuçta evet. çok rahat bir oynanışı var. Tabii canım. Şey yani gerçi demoyu oynayan herif bayağı alakasız kötüydü. Bir adamdı galiba. Çok kötüydü, kötüydü evet. hakikaten. Zaten şey dediler. Bir ay önce falan bu basına gösterildi bu demo özel olarak. Aha. Orada çok daha iyi oynamış oynayan kişi. Evet ve yani çok daha düzgün gözükmüş falan. Şimdi zaten bir de demoyu bayağı yarıda kestiler en sonunda. Yani çat diye kapattılar böyle gibi bir şey oldu neredeyse. Hatırlamıyorum bile. Aynen yani. Şey Mustafa'cığım sen ne diyorsun? Modern Warfare mı Black Ops mu? Ney? Modern Warfare? Ha.
Modern Warfare'ın nesi var ki? Bir şey yok canım. Ay. Ya abi. Ha. Biz simüle Black Ops'u daha çok tutuyoruz bizi da genelde. Bizi dinle bizi. Ha. Ya fark etmez. İnanmıyorum. Elindeki kokaini bırakır vallahi mısın ya. Mustafa lütfen. Yani neyse. İlgimi çekmedi hiç Call of Duty, o yüzden. Tamam geçelim. Sana bir şey diyemeyeceğim çünkü benim de çok çekmedi o demodan sonra hakikaten. Şeyimiz var. Gears of War Judgment'ımız var. Evet. O da Bayard varmış Gears of War 3'te. Ben hala 3'ü oynamadım. Aynen. Bayağı sevilmiş. O yüzden biraz da Judgment Day'in öncesini anlatan bir hikayeyle gelecekmiş. Bilmiyorum. Daha fazla Gears of War. Multiplayer'a hoşuma gitti. Konferansta göstermediler ama onu. Yani bakalım yine. Gears of War yani beklemediğimiz bir şey değil. Konferansta yoktu, hayır. Çok zayıf bir trailer vardı. Herkesin beklediği bir şeydi zaten Gears of War. Evet, evet. O şey gibi bayağı. Yani God of War 3'ün ilk trailer'ı vardı ya, sadece Kratos'a geliyor. Onun gibi bir şeydir resmen yani. Yok canım, o ondan daha yani. Da evet, o da güzeldi yani. Yok, bunda abi. Hiçbir şey yoktu yani. Oğlum hani dağda duruyor Kratos. O güzel miydi abi sadece? O hatırladım. Evet doğru. Bir de Forza Horizon'da Fable gördük ama hani çok bir şey yoktu zaten. Hiçbirine bir şey demeyeceğim. Aynen, hiçbir ben de bir şey diyorum. Değil. O yüzden şeye geçelim isterseniz. Yok, şeyden var. Önemli bir iki şey daha var. Nedir? Birincisi tabii ki de ESPN. ESPN 2, ESPN 3, HBO, Nickelodeon, bunların hepsini. Amazon Video. Amazon hepsini Türkiye'de izleyebiliyoruz. Türkiye'de live alan adam onları izleyebiliyor mu? Bu arada sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Çünkü İzleyebiliyorsa iyi bu arada. İzleyebiliyorsa iyi. Tek erişimi oradan olacak çünkü. Aynen. Xbox'tan olacak yani. Yani yok ya, bizim canım, için o şeydir. Amerika'dır canım. Bence de öyledir yani. Yani bizim için önemi yok ama ben çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ama hiç umurumda değil. Çok iyi yani bir yatırım mı? Oyuncu olarak baktığımda ya. Abi Xbox gittikçe satmaya başlıyor ve bayağı smart TV'lerin önüne geçmeye çalışıyorlar. Smart TV varken niye yani. Nasıl önüne geçecek ki yani? Çünkü oyun oynuyor millet zaten. Ben de bilmiyorum. Smart TV'de şimdi oyunlar geliyor. Mesela. Evet, Gaikai ile bir şey yapacaklar gibi bir dedikodu var. Bakalım. Hı-hı. Smart Glass fena değildi. Ah, Smart Glass'i unuttuk tamamen. Evet, o bir şey. Platform agnostik bir ne derler, yeni stream teknolojisi. Yani adam mesela şeyler örnek verdi. Game of Thrones izlerken Xbox üstünden elinizdeki smartphone'u hani Game of Thrones'da yani nerede geçiyorsa real time işte haritada gösterecek. En güzeli oydu zaten. Karakter şeyle. Bayağı ilginç gözüküyor. Evet. Şu garip. Yani sonuçta gidip de HBO bunları yapacak değil. Her dizisi için tek tek bunlarla mı uğraşacak? Çünkü filmler için de gösterdiler. Her film için bununla mı uğraşacak filmin yapımı? Yoksa Microsoft kendine böyle bir bütçe mi ayırdı? Bütçe acaba? Ayırmış olması lazım. En azından ya çok büyük iş 3-4 sene için yani hakikaten. Çok büyük iş değil de mi? Sınırsız film var, sınırsız dizi var. Her kanal kendi kendine bütçe mi ayıracak yoksa Microsoft mu kendine bütçe ayıracak? Büyük bence iş. Oyunları da işin bayağı içine katınca iş. Bayağı şey hakikaten. Nasıl altından kalkılar bilmiyorum. Ya filmlerde sadece oyuncuların isimleri falan yazıyor zaten. Ya tamam, tabii. Kim yapıyor o altyapıyı? Sallıyorum. Belki IMDb ile bir ortaklık kuracaklar. Sallıyorum. Yoksa Microsoft bunların hepsini kendi kendine mi yapıyor? İşte, o da saçma bir yatırım bence. Yani bilemiyorum. Ben de bilemedim. Gösterdiği yani, ütopik ideal şey okeydi ama. Hani ona ulaşırlarsa güzel olur. Ya, oyunlar üstünde mesela yani yapımcılar mesela bayağı beyin amcıklaması geçirecek yani. Kinect'le mi, Kinect'le mi uğraşayım, oynanışla mı uğraşayım, Smart Glass'le mi uğraşayım? Ya Kinect'le kimse uğraşmıyor daha sonra. Yani böyle bir sürü seçenek sunuyor. Uğraşmasa bile böyle bir saçmalık var önümüzde yani. 10 tane şey var yani. Ben tablet mi alayım, Kinect'i mi alayım? Ya asıl sıkıntı o Wii U'da var yani. 35 ona, tane ona kontroller var yani. Ona var ya zaten yani. Onu da söyleyeceğim. O Nintendo'ya gelince yani. Ama oyun oynarken bir yandan tablete mi bakayım, ne yapayım? Karman çorman bir durum var burada. Allah kahretsin. Bence öyle yani. Ama bir yandan güzel de olabilir. Ama hiçbir şey beklemiyorum. Ya zaten adam şey dedi ya, yani hiçbir şey almanıza gerek yok. İşte tabletiniz, cep telefonunuz tabii, zaten var. Tabii tablet direkt almanıza gerek. Nasıl gerek var yok diyor ya. Abi bayağı benim evet ya, iPhone almam gerek mesela. De, aynen benim de almam şu an ya, yok mesela Los almam Angeles'te lazım. Los Angeles'te o fuara gidenler için herkesin iPhone'u vardır zaten orada.
Aynen öyle. Ya bütün yani. Salondaki her günün iPhone olduğundan dolayı. Hatta o adamın söylediği direkt Amerika'yı ilgilendiren bir şey. Dışarıda hani öyle bir güç yok hani. Öyle öyle. Ya, ya iPhone olmasa bile da Android'li telefonu var canım öyle artık. Yani öyle lütfen öyle yani. Bayağı yaygınlaştı. Orası öyle. Ya yanlış bir şey demedim. Belki tablet herkeste olmayabilir ama. Ya öyle. Yok. Ay senin dediğinden değil. Adamların bakışı ama çok bana hala kısıtlı geliyor yani. Çok çok ayrıcalıklı bir şeyden bahsediyorlar Smart Class'la yani. Tabii tabii. Çok ben fazla şeyin hazır olması lazım. Çok yüksek gelirli bir kesimden ya bahsediyor. Yani zengin değil ama hani rahat ya bir kesim o. Smart Class Nintendo demiş. Microsoft konferansındaki herhalde en enteresan şeydi. Öyle bir konferanstı yani. Evet. Evet. Ya tamamen Wii U'nun gereksiz olduğunu şey yapıyorlardı onun dışında. Biraz öyle evet. Evet güzel güzel. Ben bu açıdan bakmamıştım, haklısın. Orası öyle zaten, Wii U yani Smart Class dediğin şey. Hı-hı. O konsept çok benziyor. Sadece evet, tabletin üstünde bir şey almanıza gerek yok diyor adam yani. Aynen öyle. Bu arada ya sizi... bu bir nebze şeyi de gösteriyor aslında. Önümüzdeki Xbox'ın ne yönde gideceğine dair de ufak fikirler veriyor. Sizi çok iyi toparlarken, yakalamışken yavaştan şeye geçelim. Küçük notlarımızı verelim. Yani nasıl bulduk konferansı evet, genel olarak. Silvio'cum buyur. Nedir genel değerlendirmen? Yani bir sürü üçüncü parti oyunu gördük. Yani çok gördük hatta onların. Ubisoft oyunlarını defalarca gördük falan filan. Hiçbir önemi kalmadı yani onları görmenin. Halo 4 beğenildi. O yüzden ben de onu artı bir şey olarak değerlendireceğim. Onun dışında Smart Glass dışında böyle acayip enteresan bir şey de yoktu. Yani ne, nasıl notlandıralım? 5 üstünden diyelim tabii ki. İlkokul gibi. 2.5 falan. Genelde şey veriyorlar. ABC'de diye bir üst. Ama biz Türkiye'de olduğumuz için tabii canım, kimse bilmiyor. Üniversitelerde öyle vermiyor mular şimdi? Hadi söyle. Ya siktir et, 5 üstünden. 2.5 falan vereceğim herhalde. Adil. 2 belki de hatta. Öyle bir şey. 2.5. Mustafa'cığım ne diyorsun? Yani Silvio'nun dedikleri dışında bir şey yok zaten diyeceğim. Puan vereyim. Ben 3 diyeyim ya. Ya ben şeyi sevdim çünkü. Neyi yani, sevdin mesela? Evet. Ya güzel sunum yaptılar yani. Konferans hani gösterdikleri aşırı dışında. Aşırı sevdim bana yani. Ya aşırı oyunlardan bahsetmiyorum yani. Konuşanlar böyle saçma sapan. Ya Nintendo konferansıyla karşılaştırıyorum yani. Doğru. O işte Ubisoft'un patronu böyle mal mal ekrana bakıyor şeyle konuşurken. O tarz şeylerden bahsediyorum. Yani güleceğimiz şeyler olmadı. Olmadı. Ya profesyoneldi en azından. Ha, o yüzden bahsediyorum evet, yani. O yüzden. Orası öyle. Ben 3. Hadi benim yarımım da oradan gelsin. 2.5'ı olsun bari. Şey tamam. Yani ben şey buldum. Tamamen subjektif bir şeyden bahsediyorsak. Korkunç zaman kaybıydı. Korkunç pişman oldum ona vakit geçirdiğime. Ben de aynı. 1-0 hatta yani. Umurumda değil gerçekten. Gerçekten umurumda değil yani. ayrıca sıkıcı mıydı? Bence ya gereksiz. Sıkılmadım ben ya. Hayır, gereksiz şey olarak yani bir şey izlemelik bir şey olarak ben ya, sıkılmadım ya. Ya izlemelik bir şey olarak sıkılmadım. Nintendo'dan ama inanılmaz sıkıldım. Büyük bir şansları vardı ellerinde. Geçen sene de öyleydi ve geçen seneki gibi yine içine sıçtılar. Evet, o da çok ya umursamadıkları yani artık çok belli yani. Hiç artık ama hiç bir tek Halo, Forza falan onlar da alıştığımız şeyler hiç kendilerine özel bir Xbox oyunu. Racketeer mi yani? Çok aynen, saçma. Bayağı vazgeçtiler oyunlardan falan. Aynen. Budur. Yani şey açıkçası hani artık bir medya hub olarak göstermek istiyorlar. Öyle. O yönde gidiyorlar. Tamam da işte bu smart TV'ler iyice yaygınlaşınca ne olacak? Yani? Evet evet. İşte aynen şu an onunla yarışmak için arttırıyorlar yapabildikleri her şeyi yapıyorlar. O yüzden yoksa ya başladılar çirkin bir kere. Çirkin ben yani smart TV varken ne bileyim bir tane kocaman bir alet olmasını istemem yani. Televizyonumda o mis gibi. Doğru. Bir daha bilmiyorum, açacağım onu. O da elektrik yakıyor mesela. Bir de şöyle bir şey var. Xbox hani ya açıkçası PlayStation 3 ve Xbox yani asıl şey zevkli rekabet. Evet. Yani çok önemli ya PlayStation için. Hani artık evet, yerine geçti ya ona rağmen ve bu Media Hub ittirmelerine rağmen aralarında 3 milyon fark kaldı yani ki aralarında 15 milyon gibi bir fark vardı hani. Vardı. Bu aptal Media Hub şeyine başlamadan önce. O yüzden bilmiyorum ne kadar yarar oluyor. Budur ya yani. Ya. Yatırım olarak ben gereksiz görmüyorum ama oyuncu olarak hiç umurumda değil yani. Evet, oyuncu olarak üstesinden evet, gelemiyorum ben de bu şeyin ya. Hiç. O zaman Microsoft'tan bu kadar diyelim. Microsoft'tan bu kadar. Wow!
Let's once again give it up for Usher and crew. That was really great.